Gıdalar hayati işlevlerimizi yerine getirebilmemiz için ihtiyacımız olan enerjiyi sağlarlar. Günlük hayatımızın önemli bir parçası oldukları için de ne yediğimize dikkat etmemiz gerekir. Bir yiyeceğin görünüşünün yanı sıra içindeki maddeler de dikkate alınması gereken unsurlardandır. Öyle ki bazı gıda ürünlerinin üretim süreçlerini öğrendikten sonra onları tekrar masamızda görmek istemeyebiliriz. Bugün sizlerle kimi gıdaların nasıl yapıldığına ve neler içerdiğine bakacağız. Sonrasında onları tüketip tüketmemek size kalmış. İyi seyirler. Havyar. Havyar günlük olarak tüketilen bir yiyecek olmasa da genel anlamda sevilen bir gıdadır. Bununla birlikte üretim şekline ve vücuda zararına bakacak olursanız bir dahaki sefere pas geçmek isteyebilirsiniz. Havyar, Mersin balığı adı verilen bir tür balığın yumurtalarından elde edilir. Balık kesilerek içinden yumurtalar alınır ve karnı tekrar dikilerek suya geri bırakılır. Deniz ürünleri dünya genelinde gıda zehirlenmesinin başta gelen sebeplerindendir. Bunun da ötesinde havyar kansere, beyin hasarı ve hatta böbrek problemlerine yol açabilen zehirli kimyasallar içerir. Böylesine tehlikeli bir şey için bu kadar para harcamak pek de iyi bir fikre benzemiyor. Sosisli sandviç. Güzel bir sosisli sandviçi kim sevmez ki? ABD'de yapılan bir araştırmada Amerikalıların bir yılda yaklaşık 20 milyar sosisli sandviç yediği sonucuna ulaşıldı. Sosisli sandviç kültürü ülkemizde ABD kadar yaygın değildir. Öte yandan sosisin kendisi diğer et ürünlerine göre hazırlanması kolay ve daha uygun fiyata sahip olduğundan genel anlamda tercih edilen yiyecekler arasındadır. Tabii bu sosisli sandviçlerin yapım süreci iştahınızı kapatabilir. İşlenmiş etlerin çoğunda olduğu gibi sosisli sandviçler de hayvanın en iyi bölümleri kullanıldıktan sonra arta kalan parçalarından üretilir. Tüketilen hayvansal ürünler çoğunlukla fabrika çiftliklerinde kötü koşullarda yetiştirilen hayvanlardan gelir. Pirzola ve biftek için gerekli bölümler alındıktan sonra hayvandan arta kalanlar paslanmaz çelik kasalara doldurulur ve bu parçalar doğranarak su, mısır şurubu, tuz, gıda nişastası ve sosise tütsülenmiş gibi bir tat veren aromayla karıştırılır. Tüm bu malzemeler harmanlandıktan sonra sosisli sandviçlerin satılacağı yere bağlı olarak çeşitli baharatlar eklenir. Tıpkı diğer işlenmiş etler gibi sosisli sandviçler de kalp hastalıklarıyla bağlantılıdır. Sofralarınızın müdavimleri arasında sosis varsa beslenme şeklinizi bir kez daha gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Portakal suyu. Hayatımızın bir döneminde muhtemelen hepimize gazlı içecekler yerine portakal suyu gibi daha sağlıklı içecekler tüketmemiz gerektiği söylenmiştir. Bu durumda portakal suyunun bu listede ne işi var diye soruyor olabilirsiniz. Portakal gibi lezzetli ve sağlıklı bir meyvenin suyu da öyle olmalıdır, değil mi? Ne yazık ki iş üretime gelince bazı şeyler yolunda gitmeyebiliyor. Üretici şirket portakalları çiftliklerden alır ve suyunu sıkar. Meyve suyu devasa fıçılarda depolanır ve oksijeni giderilir. Bu işlem sıvının bozulmasını önlemek için yapılır fakat sorunlardan biri aslında budur. Oksijen gittiğinde portakalların doğal aroması da gider. Tahmin edebileceğiniz üzere meyve suyunun portakal tadında olması için yapay tatlandırıcı kullanılması gerekir. Bundan da önemli bir noktaya değinmek isterseniz portakal mevsimini düşünerek başlayabilirsiniz. Portakal yılın belli zamanlarında yetişirken portakal suyunu tüm yıl boyunca market raflarında görmek sizce de ilginç değil mi? Ketçap. Ketçabın ilk olarak domatesten değil de salamura balıktan yapıldığını biliyor muydunuz? Günümüzdeki haline göz atacak olursak domates, şeker, tuz, koruyucu maddeler, baharatlar, soğan, sarımsak ve renklendirici maddelerden oluşan bir içerik listesi görebiliriz. Bu, bir yemek kaşığı ketçabın domates, şeker ve tuzun yanı sıra diyabet ve yüksek tansiyon gibi hastalıklara zemin hazırlayacak birçok şey içerdiği anlamına gelir. Fast food tüketiyorsanız muhtemelen ketçapla tüketiyorsunuzdur. Bununla birlikte bazı üreticilerin domates yerine papaya ve kış kavunu gibi farklı malzemeler kullandığını bilmiyor olabilirsiniz. Seyyar yemek araçlarında servis edilen ketçap genellikle bu türdendir. Çünkü çok daha ucuza temin edilebilir. Tabii bunların kaliteli ya da daha sağlıklı olması beklenemez. Ayrıca ketçap yapımında kullanılan renklendirici maddeler alerjiye yol açabilir. Ürünün ana bileşenlerinden biri yüksek oranda işlenmiş ve sağlıksız bir şeker tatlandırıcısı olan yüksek fruktozlu mısır şurubudur.
Tüm bunların yanı sıra en iyi ketçabı düşündüğünüzde dahi bir yemek kaşığında yaklaşık 30 kalori olduğunu ve bunun da büyük ölçüde şekerden elde edildiği gerçeğini aklınızda bulundurmanız gerekir. Domatesi besleyici yapan şeyler A ve C vitamini ile lif içeriğidir. Ancak üretim sırasında yüksek sıcaklıklar tüm bunları etkiler ve süzme işlemi sırasında üründen ayrılır. Dolayısıyla ketçap yerken büyük oranla kalori ve koruyucu madde tükettiğinizin farkında olmakta fayda var. Paketlenmiş ekmek. Yemeğinizin içinde saç teli bulsanız ne yaparsınız? Hemen çıkarır, belki de yemekten vazgeçebilirsiniz. Kötü haber şu ki eğer marketlerde satılan paketlenmiş ekmeklerden yediyseniz bir sürü saç teli yemiş olma ihtimaliniz var. Evde ekmek pişirenler ev yapımı ekmeklerin rafta bir hafta veya daha uzun süre kalabilen paketlenmiş ekmekler gibi uzun süre dayanmadığını fark etmiştir. Bunun sebebi üretici şirketlerin ürünlerin raf ömrünü uzatmak için sistein kullanmasıdır. Bu saçtan üretilen ve yaygın olarak kullanılan bir amino asittir. Amino asitler yaşamın yapı taşları olsa da hepsi söz konusu amino asitle aynı şekilde oluşmaz. Bu bileşenler çoğu zaman insan saçının yanı sıra ördek tüyleri, inek boynuzları ve domuz kıllarından üretilir. Saçların büyük bölümü içindeki kuaför salonlarının zemininden toplanır ve kimyasal yalıtım yoluyla asit içinde çözülür. Ardından paketlenir ve ekmek üretenlere gönderilir. Bu noktada tek yapmanız gereken ekmek mi yoksa saç mı almak istediğinize karar vermektir. Midenize insan saçı girmesini istemiyorsanız ekmeğinizi fırınlardan almalısınız, zira sistein unda bulunan bir katkı maddesi değildir. Elma suyu. Elma suyu özünde kötü değildir ancak pek çoğu fruktoz, glikoz ve sakaroz olmak üzere şekerler, sitrik asitler ve azotlu bileşiklerle birlikte bir dizi farklı malzemenin bir araya getirilmesinden oluşur. Portakal suyunda bahsettiğimiz tatlandırıcıyı da unutmamak gerek. İyi de elma nerede? Gerçek şu ki bazı elma suları temel olarak elmadan yapılır. Tabii bu elmalar zaman zaman düşüp hasar görür, küflenir, çürür ve bazen de yanlış depolanabilir. Bu tarz durumların sonucunda da patrulin adı verilen bir organik bileşik meydana gelebilir. Isır işlemler bu maddeyi yok etmez ve yüksek miktarlarda maruz kaldığınız takdirde sağlığınız için çok tehlikeli olabilir. Dolayısıyla elma suyu aldığınızı düşünürken ya şekerden oluşan bir içecek almış olursunuz ya da yüksek düzeyde patulin alırsınız. İçeceğinizdeki elmaların sağlam olduğundan emin olmak istiyorsanız evinizde kendi elma suyunuzu yapabilirsiniz. Mikrodalgada patlatılan mısır. Patlamış mısırın film izlerken iyi gittiğini hepimiz biliyoruz. İster sinemada ister odanızda olun, heyecanlı bir filmin yanında lezzetli bir şeyler atıştırmak isteyebilirsiniz. Elbette patlamış mısır bir yere kadar besleyicidir. Bununla birlikte mikrodalgada yapılan patlamış mısırlar ölümcül olabilir. Mikrodalga patlamış mısırla kanser bir noktada bağlantılıdır. Bu bağlantı patlamış mısırın kendisinden değil, PFC olarak bilinen kimyasallardan kaynaklanır. PFC'ler poşetlerin içinde bulunur ve yağ karşı dirençleri vardır. Böylece yağın patlamış mısır torbasından sızmasını önlemiş olur. PFC'ler ayrıca pizza kutularında, teflon tavalarda, sandviç ambalajları ve diğer pek çok gıda ambalajında da kullanılmaktadır. Asıl sorun bu bileşiklerin PFOA olarak bilinen asitlere dönüşmeleridir. PFOA, kansere neden olduğundan şüphe edilen bir kimyasaldır. Patlamış mısırı ısıttığınızda kimyasallar içeri girer ve onu yediğinizde daha büyük sorunlar ortaya çıkar. Kimyasallar kan dolaşımınıza karışır ve uzun süre orada kalır. Araştırmalara göre bu durum insanlarda böbrek rahatsızlıkları ve kanser gibi çeşitli sağlık sorunlarıyla da bağlantılıdır. Bal. Pek çok insan rafine şeker tüketip fazla kalori almak yerine balı tercih edebilir. Şüphesiz pek çok kişi balın daha sağlıklı bir seçenek olduğunu düşünür. Benzer şekilde balla tatlandırılmış ambalajlı ürünler tüketicilere daha kaliteli bir ürün aldıkları izlenimi verebilir. Birçok şey gibi bunun da hem iyi hem de kötü tarafları vardır. Bal, demir ve C vitamini gibi ihtiyacımız olan bazı bileşenleri sağlar. Ne yazık ki içindeki yararlı maddeler günlük ihtiyacımız olanın %1'inden bile az miktardadır. Üstüne üstlük bal, porsiyon başına şekerden daha fazla kaloriye sahiptir. Bir çay kaşığı şekerde 16 kalori varken aynı miktarda balda 21 kalori vardır. Ayrıca
tıpkı şeker gibi çayınıza karıştırdığınız veya unlu mamullerde tatlandırıcı olarak kullandığınız bal da bir tür ilave şekerdir. Dahası bal, beyin hücrelerine zarar verebilecek ve hatta öldürebilecek nörotoksinler içerir. Baldan vazgeçemem diyorsanız da ölçülü tüketmek sağlığınız için daha iyi olacaktır. Hamburger. Tahmin edebileceğiniz gibi hamburgerlerde diğer fast food yiyecekler gibi yağ, kalori ve sodyum açısından zengindir ve arada bir yeseniz bile sağlığınız için iyi değildir. Hamburgerde çok fazla kolesterol ve doymuş yağ bulunur. Tabii burada asıl olarak hamburger köftesinden bahsediyoruz. Etin içindeki yağ, kandaki kolesterol seviyesini yükselterek kalp rahatsızlıklarına zemin hazırlar. Bir grup sağlıklı insana doymuş yağ açısından zengin yiyeceklerin verildiği bir çalışma yapıldı. Bu kişilerin atar damarlarının belirgin bir şekilde hasar gördüğü ve yeterince genişlemediği görüldü. Bu durum, kan akışının kısıtlanmasına yol açar ve yaşamın ilerleyen dönemlerinde kalp hastalıklarına yol açabilir. Yani ne kadar çok hamburger, o kadar yüksek kalp hastalığı riski diyebiliriz. Ayrıca yüksek sodyum oranı kan basıncı için de iyi değildir ve felç riskini artırır. ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne göre yetişkinlerin bir günde 2300 mg'dan fazla sodyum almaması gerekir. Öte yandan tek bir hamburgerde 1000 mg'dan fazla sodyum bulunabilir. Yüksek oranda sodyum alımı felcin yanı sıra böbrek hastalığı olasılığını da artırabilir. Peynir. Birçok peynir türü doğumdan kısa bir süre sonra annelerinden ayrılan yeni doğmuş buzağların yıkanması, kurutulması ve mide zarlarının alınmasıyla elde edilen bir enzim kullanılarak yapılır. Ayrıca süt ürünleri endüstrisi için kullanılamayacak erkekler de kullanılabilir. Peynir, doymuş yağ ve kolesterol bakımından yüksek olduğundan çok fazla tüketilmesi kalp hastalığına yol açabilir. Bazı peynirler için daha makul miktarlar söz konusu olabilirken, hellim gibi peynirlerin kalorisi oldukça yüksektir. Örneğin 28 gram keçi peyniri veya küflü peynir yaklaşık olarak 6 gram doymuş yağ içerir. Bu da kilo vermeye çalışmıyorsanız bile günlük önerilen değerin yaklaşık %30'una karşılık gelir. Aranızda peynir tabağı sevdalısı varsa biraz dikkat etmek isteyebilir. Tarçın. Mutfakta sık sık kullandığımız tarçının ana vatanının Sri Lanka olduğunu biliyor muydunuz? Başta Sri Lanka olmak üzere Endonezya ve Güney Hindistan gibi tropik bölgelerden gelen tarçın, çeşitli ağaç türlerinin iç kabuğundan elde edilir. Toplayıcılar içteki daha ıslak kabuğu ortaya çıkarmak için dış katmanları kazır. Birkaç saat boyunca kurumaya bırakılan kabuk bu süreçte kendiliğinden kıvrılır. Satılmadan önce küçük parçalar halinde kesilir ya da öğütülür. Bu listede bahsettiğimiz tarçın türü ise toz halinde olandır. Tarçını çubuk şeklinde satın alırsanız, üzerinde herhangi bir şey varsa görmeniz kolay olur. Ancak öğütülmüş tarçın pek çok istenmeyen ziyaretçiyi barındırabilir. ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından yapılan bir çalışmada 50 gram toz tarçında ortalama 400 veya daha fazla böcek parçasının olduğu doğrulandı. Toz tarçın alırken iki kez düşünmek isteyebilirsiniz. Yeşil çay. Yeşil çayın neden bu listede olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Dünyada üretilen birçok yeşil çay türü vardır. Biz ise bambudan yapılan türden bahsedeceğiz. Pandalar bambuyla beslenirler ve bunun sadece %30'unu sindirirler. Yani bambunun yaklaşık %70'i çayı gübrelemek için kullanılan panda dışkısında kalır. Panda da suyu tükenme tehlikesinde olan bir hayvan olduğu için dışkısını elde etmek zordur. Bu yüzden bambu yeşil çay oldukça pahalıdır. Kulağa iğrenç gelse de bambunun kanseri önlediği düşünülünce işin mantığı biraz anlaşılabilir. Bize soracak olursanız pandaların sürece dahil olmadığı bir yeşil çayın daha ilgi çekici olduğunu söyleyebiliriz. Margarin. Tereyağının kalp sağlığı açısından yararlı bir alternatif olarak tanıtılan margarin, bitkisel yağdan yapılır. Bu durum başta kulağa harika gelse de margarinin tereyağı kıvamına gelmesi için çok fazla işlemden geçmesi gerekir. Bitkisel yağ oda sıcaklığında sıvı haldedir. Dolayısıyla üreticiler yağın katılaşmasını sağlamak için kimyasal yapısını değiştirdiler. Bunu sıvı yağı kolayca tereyağı kıvamına gelecek kadar sertleştiren hidrojenasyon işlemiyle yaparlar.
İşlem sonucunda sağlıklı beslenmek ve kilo vermek isteyenlerin en büyük düşmanlarından olan trans yağ meydana gelir. Başlangıçta masum bir ürün olarak pazarlanan margarinin geçtiği işlem miktarı onu uzun vadede zararlı kılar. Yediklerinize dikkat etmeye çalışıyorsanız, kalp dostu omega-3 içeren gerçek tereyağı kullanmanız daha iyi olacaktır. Sonuç olarak, günlük olarak tükettiğimiz gıdaların birçoğu sağlığımız için zararlı bileşenler içerebilir. Bu yüzden ne yiyip ne içtiğimizin farkında olmak ve satın aldığımız gıdalar hakkında bilinçli kararlar vermek önemlidir. Bazı favori gıdalarımızın içeriğini öğrenmek şok edici olsa da nihayetinde daha sağlıklı bir yaşam tarzı edinmemizi sağlayabilir. Bu listede gördüğünüzde en çok şaşırdığınız ürün hangisi oldu? Beslenme alışkanlığınızda yapmak istediğiniz değişimler var mı? Düşüncenizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Vaktiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.